Hanımlar beyler, televizyondasınız. Bugün çok güzel bir konuğum var. Bir genç bir adam var. Kendisi Dom. Daha öncesinde bir Dom videosu çekmiştik. Ne yapmıştık? Antep'e gitmiştik. Fakat işte orada ben yeterli bilgileri alamamıştım. Ali bana ulaştı. Ali Denizci ile beraber şimdi bize Dom'un hikayesini anlatacak. Başlayalım Ali'ciğim. Dom nedir? Hocam Dom öncelikle bir aşiret veya bir Roman veya bir Çingene'nin uzanan kolu değildir. Kendi başlı başınca bir millettir. İnsanlar biz aşağılamıyoruz. Hiçbir şekilde yadırgamıyoruz. Onlardan da olabilirdik. Ama biz onlardan değiliz. Biz ayrı bir milletiz. Farklı bir ırkız. Yani Dom yıllardır göçebe hayatı yaşayan, Hindistan'dan, Mezopotamya'dan göç dalgasıyla Orta Doğu'ya, Asya'ya, Avrupa'ya, Anadolu'ya yayılan. Lübnan, Suriye değil mi Ali? Lübnan, Suriye, İran, Irak, Ürdün daha çok yani Orta Doğu taraflarında bulunmaktayızdır. Altını çizerim. Burada senin söylemiş olduğun gibi aslında bir aşiret değil ya da işte Çingene ya da Roman kardeşlerimiz değil. Başlı başına bir milletten bahsediyoruz burada. Evet hocam. Kendine öz dili olan, örfü, adeti, geleneği olan bir millet var orada. Evet. Peki dün sormuştum ama yayını tam olarak alamadığım için bugün tekrar edeceğim. Dom kelimesinin bir anlamı var mı? Hayır, dom kelimesinin bir anlamı yok. Nasıl İngilizler İngilizse, Türkler Türkse, dom da dom demek yani. Evet. Evet. Kelime kökeni maalesef bulunmamakta. Evet. Şeyden bahsedelim Ali'ciğim. Mesela domca. Dilden bahsedelim. Biraz bize dilden bahseder misin? Nasıl oluşmuş ya da hangi dilleri kapsıyor gibi? Domca 6-7 dil. Arapça, Kürtçe, Türkçe, Farsça, Zazaca 6-7 dilin toplama karma bir dildir. Her dilden bir cümle şeklinde, her dilden bir kelime aslında cümle de değil. Kelime alma şeklinde oluyor. Yani bunun oluşumu da tabii kendimize özgü de kelimelerimiz, harflerimiz vardır. Ama ve lakin genelliğimiz Kürtçe ve Arapçadan alınmadır Evet. aslında bizim dilimiz. Dün bana atmış olduğu link vardı. Bir şarkıcı vardı. Onu dinledim ben. Senin de söylemiş olduğun gibi bir şeye çok benziyor. Sanki böyle Zazaca ve Kürtçe'ye yakın bir dilmiş gibi geliyor kulağa. Yani aynen evet söylediğim gibi zaten bizim kullandığımız dil Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça, İtalyanca, Türkçe içinde kelimeler barındırmaktadır. Yani karma bir dildir. Evet. Siz Toplama. hali hazırda kullanıyorsunuz değil mi bunu? Mesela evde ya da kendi aranızda domca. Tabii. Yani hali hazırda evet kullanıyoruz. Kendi aramızda, bakkalda, markette her yerde kullanıyoruz biz bu Evet. dili. Peki yeni nesilleri öğretiyorsunuz değil mi? Yeni çocuklara işte. Evet, yönetiyorsunuz yani mahallenin gençleri, büyükleri, abileri, nineleri tutup birer soru soruyorlar. Ve o soruya cevap verebiliyor. Evet. Yani gönderiyorlar ona. Bize de bu şekilde öğrettiler. Evet. Çok güzel bir şey. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi bir gezgin olarak Anadolu'yu ve Doğu, Güneydoğu'yu, Mezopotamya'yı geziyorum. Tabii ki bazen farklı dillerde insanlara denk gelebiliyorum. Ve hep sorduğum bir şeydir bu. Kendi dilinizi kullanıyor musunuz diye. Abi sakın bundan vazgeçmeyin. Çünkü Türkiye çok büyük bir yelpaze, çok büyük bir mozaik. O yüzden mesela şuraya bağlayacağım lafı. Daha öncesinde ben Dom kelimesini hiç duymadım. O kadar gezmeme rağmen Mezopotamya'ya defalarca kere geldim. Ta ki işte burada Eyüp Sultan'da yaşıyorum ben. Bir gün burada işte genç kardeşlerim vardı. Biz selamlaştık. İşte nerelisiniz dedim. Antepliyiz dedi. Dedim Antep'le ilgili bir hikayeniz var mı? Hani böyle ilginç bir hikaye. Abi biz Dom aşiretiyiz dedi. İşte ben orada yanlış bilgiyi almışım zaten. Sonra onların vesilesiyle ben direkt Antep'e gittim. Orada bir mahalleye konuk oldum. Orada söyleştim. Aslında oradaki insanlar da domun ne olduğunu bilmiyorlar gerçekten. Hani senin gibi bu konuda biraz da altyapısı sağlam bir adam bulmak benim için bir mucize de oldu. Çok da genç bir adamsın. Çok da güzel bir şey. Çünkü insanlara bunları anlatmak gerekiyor. Nasıl ki Çingeneler, Romanlar, Türkler, Çerkesler, Lazlar, Zazalar, işte Araplar birçok milletiz burada. Bakın dom diye bir şey de var. Bu insanları da görmek ve tanımak gerekiyor. O yüzden kendi adıma çok mutluyum açıkçası.
Ya ben de kendi adıma çok mutluyum. Yani yüzyıllardır bu toplumun içinde var olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bu toplum dağınık bir toplum. Yani serkeş bir toplum. Bir arada olmayan bir toplum. Belli başlı bir haritamız yok. Belli başlı bir efendime söyleyeyim alfabetimiz yoktur. Ama gel gelelim ki kendimize özgü bir dilimiz, örfümüz, geleneğimiz, adetlerimiz, birbirlerimize olan sevgilerimiz, saygılarımız. Yani herkesten çok farklıyızdır aslında. Şöyle bir şey söyleyeceğim Ali. Aslında tepki veriyorum bazı olaylara, sosyal olaylara tepki veriyorum. Mesela bazı milletler ya da bazı insanlar kendilerini tanıtmıyorlar, anlatmıyorlar. Mesela ben bu dom olayını tesadüfen öğrendim. İyi ki de öğrenmişim, yeni bir bilgi. Benim ülkemde, işte ne güzel bak, sen de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın, ben de keza aynı şekilde birbirimizden farklıyız ve bundan besleniyoruz. Çok güzel bir şey. Mesela önce şunu sorayım. Türkiye'de mesela en çok domlar nerede var? Biliyor musun bununla alakalı? Ya genelde Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Maraş, yani Güneydoğu bölgesinde genelde çoğuzdur yani. Bu şekilde çoğuz. Aslında genel bir bilgi TÜİK'te bunun için bulunmamakta. TÜİK'te böyle bir veri yok. Olmadığı için de biz de kendi sayılarımızı bilemiyoruz. Maalesef ki henüz kendi akrabalarımızı bile pek tanıyamıyoruz. Yani pek gözümüzü açıp bildiklerimizi tanıyoruz. Diğer bilmediğimiz belki milyonlarca akrabamız var. Ne yazık. Şimdi bu dom olayını ilk öğrendikten sonrasında bir araştırma yapayım dedim internette. Şöyle bir geçtim. İnan bilgilerim hep sihirli. Ya ben doğru bir bilgiye rastlamadım. Hani her kafadan bir ses çıkıyor. Şeyde buluşuyorlar genelde işte. Birisi bir video çekmiş tamamen kendisini parlatmış. Orada demiş ki işte Mezopotamya'nın kaybolan aşireti diye. Ya da ne bileyim ben buna benzer şımarık şımarık şeyler vardı. Seninle dün söyleşi yaparken hatta olaya ne kadar hakim olduğunu gördüm. İşte o yüzden seninle özellikle ki kaydına kadar çok zor yaptık. 2 gündür uğraşıyoruz bununla alakalı. Küçücük bir ses getirebilmek bile ki emin ol ki buradan ses getireceğiz sen ve ben inşallah. Burada seni takdir ediyorum. Bunun için büyük mücadeleler vermişsin ki sen 17 yaşında bir genç adamsın yani. Ya hocam bugün yok sayılmamızın sebebi aslında şudur. Ne yazık ki biz yazısız bir tarihizdir. Yani tarihin hiçbir kitabında, hiçbir yerinde dom diyerekten bir kelime bulunmamaktadır. Atalarımız oturup iki kelam bizim için bir satır, iki satır, iki kelam bir şeyler yazmamıştır. Bu da ne kadar üzücü. Keşke de yazsalardı biz bugünlerde, hani bugün de bu şekilde göz ardı edilemezdik. Ne yazık ki yazmadılar. Şimdi de bize kaldı o. Şimdi bak söyleyeyim Ali'cim. Aslında senin ve benim ya da bizim gibi düşünen insanların yaptığı bir şey var. Bu çok da güzel bir şey. Ben bunun her zaman arkasında durmaya çalışıyorum. Yani mesela birbirimizden korkuyoruz ve ürküyoruz. Ben mesela Mardin'e gittiğim zaman, Diyarbakır'a işte ne bileyim Bitlis'e, Tunceli'ye gittiğim zaman insanlarda şöyle bir korku oluşuyor. Aman Allah'ım orada ne işin var? Ya abi benim vatanım zaten, benim toprağım, benim yani aynı millettir, aynı insanlarız. Aynı vergileri veriyoruz, aynı şartlarda yaşıyoruz. Yani ekonomik sıkıntılarımız aynı, birbirimizden hiçbir farkımız yok. Burada işin güzel tarafı da şu. Farklı bir dil kullanıyorsun ya da farklı gelenek göreneklerin var. Ben senden besleniyorum. Sen benden besleniyorsun. Ne oluyor? Kız alıyoruz, kız veriyoruz. Aslında aynı coğrafyanın bir bütünüyüz. İşte insanlara biraz bunu göstermeye çalışıyorum. Örnek vereceğim sana. Mesela ben Makedonyalıyım. Bir Avrupalıyım aslında. Ama benim kanım buraya. Benim vatanım burası. İnsanlara şunu göstermeye çalışmıştım. Ben Doğu gezilerimde denkbej diye bir şeyle karşılaştım. Denkbej'in hikayesini araştırmaya çalışıyorum. Ve insanın da ilk defa benden de duyduğu bir şeydi bu. Yani bakın kardeşim Anadolu çok zengin bir kültür. Yani burada yakalayabildiğim her şeyi insanlara göstermeye çalışıyorum. Bugün dom oldu mesela işte. Domlar kimlerdir? Mesela şeyden bahsedeceğim. Gelenek göreneklerinizle ilgili size ait şeyler var mı? Ya geleneklerimiz daha çok düğün ve cenazelerimiz Araplara benzer. Zaten biz göçebe hayatında da Bedevi Araplarla çok karıştırılıyormuşuz. Öyle söylüyorlar. Onlar da bizim gibi konar göçerlermiş. Düğünlerimizde ilk bir gece yapılır. Gece gündüz derler bizde. Sizde kına düğün diyorlar. Gece gündüz yapılır. İlk gece yapılır. Sonra gündüz yapılır. Gündüzde çalgı çalınır. Ondan sonra işte şarkılar söylenir, oynanır, türküler söylenir. Ondan sonra
yemek yapılır büyük kazanlarda. Ya bayramdan bayrama ya da düğünden düğüne çıkan kazanlar çıkar ortaya. O kazanlarda aşur yaparlar. Pilav, kavurma, salata. Genelde bu üç yemektir. Burada aşur demiştin ya, onun sohbetini yapmıştık. Aşurdan bahsetsene biraz. Aşur bu şeydir. Nohut, et, buğday, işte pirinç falan. Bunları pişiriyorlar. Pişirdikten sonra da büyük bir kazanın içinde dövmeye başlıyorlar. Tokmakla. Tokmakla dövdükten sonra belli başlı bir kıvama getiriyorlar. Bir kıvama getirdikten sonra insanlara dağıtmaya başlıyorlar. Bir şey söyleyeceğim sana. Biraz da Hatay'dan bahsetmek istiyorum. Aslında sen Hataylısın, Hatay'da yaşıyorsun. Evet, aslında Hatay'dayız biz. Abi Hatay'da durum nasıl şu anda? Ya durumlar bir nebze de olsa iyi. Yani bazı yol çalışmalarımız yapılıyor. Ama maalesef ki yani hala sıkıntı çekmiyor muyuz? Evet, çekiyoruz. Yani açıkçası burası bir mahrumiyet bölgesine dönüştü. Bazı şeylere ulaşmak çok zor. Özellikle konteyner kentlerde elektrik kesintileri. Kışın insanlar ısınmasını, yemeğini, yani banyosunu, duşunu, her şeyini insanlar bir şekilde elektrikle karşılamaya çalışıyorlar. Ve elektrikler gün boyu kesiliyor. Bir de uyuz hastalıkları bir zamanlar yayıldı. Allah'a şükür şu an yok konteyner kentlerde. Yani bu şekilde bazen ya çabalıyoruz ya, yaşamak için çabalıyoruz konteyner kentlerde abi. Hatay mevzusuna geri döneceğim ama ben biraz daha don mevzusunun içerisinde kalmak istiyorum açıkçası. Hatay, Mardin gibi, Diyarbakır gibi bu güzel şehirlerde nedir abi? Medeniyetler beşiği. Birçok millet var. Yani o yüzden aslında bunu da göstermeye de çalışıyorum. Kürdünü, Zazasını, Arabını, Domunu, Çingenesini, Romanını vesaire vesaire. Ve birbirimizden bir farkımız yok. Yani... Hani yani boşuna demiyorlar, sen altınsın da ben tuz muyum, sen gümüşsün de ben teneke miyim, ne var ise sende de bende, hepimizde var aynı bedende. Yani insanları ayrıştırmanın diniyle, iniyle, ırkıyla, ten rengiyle, her şey, yani herkesi içindeki insanlıkla ölçseydik emin olun dünya daha güzel bir yerdi. Peki Hatay'da neredesin Ali şu anda? Kampüsün biraz daha gerisindeyiz. İskenderun yolundayız. Büyük Dalyan'da kalıyoruz. Büyük Dalyan'da. Evet. Peki Hatay'da doğumlar daha çok o tarafta mıdır? Ya da genel olarak dağılmış durumda mı? Şu anda aslında bir kısmımız dağıldı. Nasıl dağıldık? Hala dışarı şehirlerde çalışanlar var. Geçimini burada sağlayamayanlar var. Maalesef ki buradaki iş imkanı çok kısıtlı, çok az derecede. Bir şey daha soracağım sana. Mesela bir Bitlis'e ya da Van'a gittiğim zaman ya da o coğrafyadaki insanlarımız, genelde büyüklerimiz, işte babalarımız falan ne yapıyor? Batı'ya gidiyor. Genelde inşaat işiyle ilgileniyor. Harç karıyor. Bu şekilde. Peki domların özellikle yaptığı işler var mı? Yani sorularım saçma olabilir. Tamamen seni algılamak ya da domun ne olduğunu doğru anlatmak için bunları soruyorum. Ya öncelikle ilk işimiz bizim kolye, bilezik, yüzük, küpe. Bu tip takı toka şeyleri yapıyormuş. Daha sonradan dediğim gibi dört fırkaymışız, dağılmışız. Biz kraliyet tarafından, yani Orta Doğu'da kralların, Arap kralların yanında kalan kavimiz biz. Oradaki insanlara kolye, bilezik, takı toka yapmayı öğretiyorlar. Bundan sonra Avrupa'ya gidenler ise buradaki akrabalarını, büyüklerini ziyaret etmeye geliyorlar. Burada diyorlar ki Avrupa'da şöyle bir diş işi var. Çok basit. Mum ve plastiğin karışımıyla yapılıyor. Mum ve plastiğin karışımıyla yapılıyor. Sizin eliniz zaten buna alışık. O işin maliyeti yüksek, bu işin maliyeti düşük. Bu sefer de ne yapıyorlar? Burada diş yapmaya başlıyorlar. Bu şekilde gelişiyor. Genel geçim kaynakları domların diş üzerindedir. Ali'cim şöyle bir şey kardeşim benim. Dün bana bir şey söylemiştin. Demiştim ki Orta Doğuluyum ben. Kardeşim ben Orta Doğuluyum. Şimdi bazı insanlar ya da bazı kesimimiz şey yapar işte. Orta Doğu'ya tukaka yapar, tamam mı? Kendimden örnek vereceğim sana. Dediğim gibi ben aslında Avrupalı bir Türk'üm ya da Avrupalıyım ama benim kanım hep Doğu'ya akar. Çünkü ben tarihimi kitaplardan okuyarak öğrenmedim.
Gittim, gezdim, gördüm. Yani sadece Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi değil, Persler gibi birçok işte medeniyetler. Gittiğin zaman işte Hatay'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, Bitlis'e, Van'a gittiğin zaman gerçekten tarihini çok daha iyi anlıyorsun. Bak işte mesela seninle tanışma hikayemiz de böyle oldu. Ben de mesela kendimi böyle tanımlıyorum. Evet ya kardeşim, ben Orta Doğuluyum. Yani medeniyetleri fışkırdığı toprak zaten burası. Bunu söylemen çok güzel. Yani Orta Doğu'nun daha çok o şekilde hissediyor insan kendini ya. Yani hani oturup evinde insan barbekü partisi yapmaz buralı bir insan. Yani hiç öyle bir şey de yapacağını sanmıyorum. Oturur bir şeyler açar dinler. Yani daha önce de söylediğim gibi kendimi Orta Doğulu bir insan olarak görüyorum. Avrupalı bir insan olarak görmüyorum. Evet. Ya beni çok şaşırttın aslında. Şimdi beklemiyordum. Açık söyleyeyim. Genelde çünkü senin jenerasyonun yani ezber gidiyor. Yani çok fazla böyle bir şeylerle ilgilenmiyor. Bana ulaşman ve hakim olman beni çok mutlu etti. Çünkü ben senden öğreniyorum da açıkçası. Bir de çok aradım Ali. Yani don mensubu birisini bulup hikayeyi dinlemeye gerçekten ben burada çok aradım. Ama bulamadım. Yok. Yani bir şekilde böyle bana ulaştın. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim bu arada. Birlikte güzel şeyler de yaparız umarım. Söyleşiriz de böyle. Şimdi ben bir hikaye anlatacağım ve biraz Hatay'dan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi dünya tarihine geçen de bir isim aslında. Bu birçok insanın görmediği de bir şey ama. Şimdi Adana'ya gittim, sana hikayeyi anlatmıştım. Adana'da işlerim bitti ve sonra 3 tane genç yaklaşmıştı. Abi Antakya'ya gelmelisin. Bak işte Antakya böyle tarihi açıdan ve yemek kültürü açısından çok zengin bir yerdi. Ben de Hatay'la ilgili tek bildiğim şey haritadaki yeri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün işte şahsi meselem dediği olayı biliyordum. Ben Hatay'a geldim. Ama ne gelmek? Yani iddia edeceğim. Dünyanın birçok yerinde ilgili fikirlerim var. Gezmişliğim, tozmuşluğum da var ama dünyanın en güzel 5 tane şehrini sayacağım ben sana. Yemin ediyorum aynen böyle. Zaten düşünebiliyor musun? Hani buğdayın ana vatanı. Yani Mezopotamya'dan bahsediyoruz. Birçok konuda işte insanların ilk adımlarını attığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hatay'a geldim, geziyorum. Ya böyle bir kaldım, tamam mı? Ya bu kadar mı güzel yemekler olur? Yemek konusunda bence dünyanın en iyi mutfağı Hatay. Tek kelimeyle. Ne Çin, ne Hollanda, ne Fransa, ne İngiltere, ne bilmem ne. Bizim topraklarımız. Ve bunun kıymetini bilmek de gerekiyor. Çok güzel bir şey. Günümüzde bunun kıymetleri maalesef ki bilinmemekte. Yani medeniyet şehri, anlatmak istediğimiz de bu zaten. İnsanların iç içe yaşadığı, Alevisi, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Arabı hiç fark etmeden, hiç ayrıştırmadan birbiriyle kaynaşmış ama sadece insanlığını düşünen, yani herhangi bir şekilde dinine, diline, ırkına, ter rengine bakmadan, insanları eleştirmeden, insanları insan olduğu gibi seven bir memleketiz yani. Sonra devam edeyim. Ben geldim işte orada bir 10 gün kadar kaldım. İşte Habibi Neccar'a gittim. Protestan Kilisesi'ne, Sempiyer Kilisesi'ne. Yani şehrin bir altını üstüne getirdim böyle. Gidebildiğim noktalara gitmiştim. Röportajlarım da var. Sonrasında bir otelde kalmıştım. Tesadüfen gittiğim bir oteldi. Çok da güzel bir oteldi. Şimdi Allah rahmet eylesin. Hayatta değil kendisi. Tanışmıştım bir arkadaşla orada. Sonra ben çekimlerimi bitirdim ve döndüm. Ben döner dönmez deprem oldu. Yani tüylerim diken diken oldu çünkü şey zannediyordum. 4 şiddetinde, 5 şiddetinde bir depremden falan öyle bir deprem olduğunu varsayıyordum. Ertesi gün olayın gerçekten çok rehavetini fark ettim falan. Sonra birçok arkadaşıma ulaşamadım orada ve bana görüntüler de geliyordu. Yani o televizyonda görmüş olduğumuz görüntüler değil, farklı görüntüler de geliyordu. Arkadaşlarım atıyorlardı ve çok endişeliydim. Çünkü biraz da Hatay diğer şehirlerden biraz daha geride oldu ya da geride kaldı. Ya oranın çok acılar çektiğine ben adım gibi eminim. 7 kez daha tarih boyunca böyle büyük bir depremin oldu. 8. kez inşallah Hatay tekrardan kurulacak. Hatta şöyle bir şey de vardı. O arkadaşım da videoyu izliyorsa mutlaka şey yapacaktır, etkilenecektir bundan. Hatay'a indiğim ilk dakika şunu söylemiştim Ali. Dedim ki etrafıma bakıyorum. Ya Engin dedim. Deprem olsa dedim var ya çok zorlanırsınız herhalde. Henüz daha deprem falan olmamış. Onu hissettim biliyor musun? Yani ama hiçbir şey bilmiyorum. Ne tarihte alakalı bir şey biliyorum. Hiçbir şey. Sonrasında üzüldüm de ya. Bu acılar çekti insanlar gerçekten. Yani şu andaki durumunuzu belki dışarıdan biraz anlayabilen insanlardan bir tanesiyim abicim yani. Ya peki bir şey soracağım.
Şey olarak düşünmedim ben. Tamamen tespitle alakalı bir şey. Hani böyle yaranı deşmek de istemiyorum ama depremde Hatay'da mıydın sen? Evet, hata dedim ben burada. Çok kısa anlatabilir misin öyle? Eğer anlatmak istersen şayet. İlk birkaç gün kendi çabalarımızla sağdan soldan bulduğumuz belli başlı bazı yiyeceklerle geçinmeye başladık. Zaten yardım ulaştığında bile mahalle aralarına girmiyorlardı. Toplu bir yerlerde duruyorlardı. İnsanlar oralara erişebildiği kadar, işte ailesini bırakıp çocuğunu, çoluğunu bırakıp çıkabildiği kadar yaklaşıyordu. Ki birçoğu insana da bu getirdikleri yiyecektir, kıyafettir yetmiyor. Yani umarım hızlı bir şekilde düzeliriz. Tek temennimiz bu. Peki sana bir şey daha soracağım. Yarın ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yıllarda sen donlarla alakalı bir şey yapmak istiyor musun? Kafanda var mı böyle bir proje? Ya da bir kitap yazabilirsin, bir video çekebilirsin, söyleşebilirsin, araştırma yapabilirsin. Çünkü bunu niye söylüyorum biliyor musun? Bunu mütevazilikle karşılama ya da sana gazlamak için bunu söylemeyeceğim. Farkındalığı iyi bir adamsın, genç bir adamsın yani. Ve olayı da gerçekten önemsiyorsun yani. Yani günümüzde yazı yazmanın pek bir amacı yok. Amacı var aslında ama yani ulaşamıyor insanlar amacına. Çünkü insanlar hiçbir şeyler okumuyorlar. Hiçbir kitap okumuyorlar. Oturup bir şeyleri yazıp çizen insanların sayısı oldukça düşük. Daha çok teknoloji çağında olduğumuz için insanlar daha çok teknolojiyle uğraştığı için bu şekilde söyleşiler yaparak, hatta bazı insanlara yani mesajlar atarak işte bir şekilde bir yerlere ulaşıp bu insanların var olduğunu, bu insanlar böyle bir topluluğun varlığını belli etmek için. Seni yapmak istediğin şeyler var mı? Yani tamam, düşünmez misin mesela? Ne bileyim, ben senin yerinde olsam bunu yapmak isterdim. Yani insanlara Yani kendini insanlar gösterebilmek gibi. hani bunun için evet çabalar veriyoruz aslında. Hedefimiz de bu zaten. Kaç kardeşiniz merak ettim. Kaç kardeşiniz? Dört kardeşiz biz. Sen kaçıncı sıradasın? Üçüncü. Yani büyük olarak üçüncü. Evet. 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 Benden bir tane daha var. Benim küçüğüm var. Hayatından memnun musun? Yani. Efendim? Hayatından memnun musun? Ya memnunuz genelde ya. Hani bu şekilde de olsa idare ediyoruz bu şekilde. Peki senin söylemek istediğin bir mesajın var mı? Yok ya. Neden mi? İnsan söyler ya, kafanda illaki bir şey vardır, ne bileyim yani genel olarak. Mesela ben sana söyleyeyim, kendi mesajımı vereceğim ben sana. Benim bir sloganım var, birkaç tane sloganım var. Bir tanesi şeydir, iyilik kazanacak. Çünkü bunun için mücadele ediyorum. Ya da şey diyorum mesela, nefrete inat, yaşasın hayat gibi. Yani dostuz ve dost kalalım. Hani ben şey kelimesini çok fazla kullanmam. İşte ne bileyim, ben kardeşiz, o gibiyiz falan filan değil. Evet, biz dostuz. Aynı toprakların insanlarıyız. Ve bu çok güzel. Tabii hocam. Yani yok hocam ya söyleyecek bir mesaj yok. Peki. Dündar'ın söylemiş olduğu bir şey vardı. Onu bir daha söyler misin? Videonun sonunda söylemiştin ya. Domca bir şey söylemiştin. Hatırlayabildin mi? Hatta WhatsApp'tan atmıştım ya. Onu montajın sonuna koyarız hocam ya. Daha sonuna yapsak. Tamam, hallederim ben onu. Ya zaten söylemiştim, güzeldi. Ben onu videonun altında mutlaka şey yapacağım çünkü çok güzel bir sloganı da vardı. Abi, çok teşekkür ederim. Bana yine vakit ayırdın çünkü baya baya uğraştık seninle. Hatay'a geleceğim mutlaka. Geldiğim zaman da seninle birebir de tanışmak istiyorum. Babanla tanışmak istiyorum. Amcanla tanışmak istiyorum. Onlarla da sohbet etmek istiyorum. Beraber işte Hatay'da gezmek de istiyorum. Bana göstereceğin, anlatacağın bir sürü hikaye de vardır. Hocam buyurun beklerim sizi. Tekrar çok teşekkür ederim katkıların için. Rica ederim ne demek. Ailene selamlar sana. Kendine çok iyi bak Ali. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.